Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle hamburger menüsü hazırlayacağız. Yumuşacık hamburger ekmeğini bir önceki bölümde yapmıştık. Şimdi de içerisi sulu ama lezzetli, güzel bir hamburger köftesi hazırlayacağız ve malzemelerle beraber bir araya getireceğiz. Yaklaşık 6 tane hamburger köftesi için 500 gram kadar kıyma yeterli oluyor. Orta yağlı alırsanız biraz daha lezzetli olur. Bir tane soğanı rendeleyip içerisine ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekleyeceğim. Ayrıca değirmenden de biraz karabiber öğütüyorum. Damak tadınıza göre siz bunu arttırıp azaltabilirsiniz. Hamburger köftesini biraz sulu lezzetli yapmak için orijinalinde farklı bir sos kullanılıyor ama çoğumuzun elinde yok. Ben de bu sebeple alternatif malzemeler kullandım ve birer tatlı kaşığı pekmez ve sirke ilave ettim içerisine. Gerçekten lezzetini çok güzel bir şekilde verdi. Ayrıca 3 yemek kaşığı kadar galeta unu ve yarım da çırpılmış yumurta ilave ediyorum. Ben yumurta sarısını hamburger ekmeklerini yaparken üzerine sürmek için kullandığım yumurtanın yarısından kullandım. Aynı gün yaptığım için. Siz daha önceden yaptıysanız veya hazır bir ekmek kullanacaksanız bütün bir yumurtayı da koyabilirsiniz. En son içerisine ben unuttuğum için 2 diş de sarımsağı ezerek ilave ettim ve tekrardan yoğurdum. Siz başta da ilave edebilirsiniz. Tercih etmiyorsanız koymayabilirsiniz ama gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Köfteyi çok yoğurmanıza gerek yok. Zaten içerisindeki malzemeler hemen birleşiyor. 1 dakika kadar yoğurdum. Bundan sonra eşit ölçülerde, çok büyük olsun isterseniz 4-5 parça da yapabilirsiniz ama 6 bence ideal. 6 tane köfte hazırlıyorum. Biraz hamburger ekmeğinden büyükçe olması gerekiyor. Olabildiğince yassıtmaya çalışın. Zaten çünkü pişeceği zaman biraz toparlanıp şişiyorlar. Bu şekilde düzgün bir yuvarlak büyük köfte şekli vererek her birini hazırlıyorum. Ben 3 kişilik hamburger hazırlayacağım ve geri kalan köftelerimi de bir gün buzdolabının normal kısmında ama etleri saklandığı çekmecede beklettim. Ertesi günde yine taze bir şekilde pişirdim. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz veya derin dondurucuya kaldırıp daha sonradan çıkarıp çözdürerek taze taze de kızartabilirsiniz. Pişirmiş olduğum hamburger ekmeklerinden 3 tane alıyorum. Ocakta bir taraftan patateslerimi kızartmaya başladım. Öğlenden sonra yoğurduğum hamburger köftelerim biraz dinlendi, onları da çıkardım. Ayrıca marul yıkayıp kuruladım. İnce ince de domates dilimleri ve de turşu dilimleri hazırladım. Ön hazırlıklarım tamam, geriye kalan hamburger köftelerimi kızartıp tüm malzemeleri bir araya getirmek. Köftelerimi izli döküm demir tavada kızartacağım. Önceden ısıttım, elimi üste tutarak biraz yeterince ısınmış mı diye kontrol ediyorum. Ve biraz zeytinyağı gezdirip köftelerimi üzerine yerleştiriyorum. Tavanızın iyice ısınmış olması önemli. Bu sayede suyunu salmadan hemen kızarmaya başlayacak ve suyunu içeride tutmuş olacak. Koyar koymaz cızırtı seslerini alıyorsanız hemen pişmeye başladığını anlayabilirsiniz bundan. Tabii döküm tavanız yoksa bunu normal yapışmaz yüzeyli tavada da yapmanız mümkün. Köfte kızartır gibi aynı şekilde. Köftelerimin her iki tarafını bu şekilde çok fazla kurutmadan ama yeterince pişecek kadar, yaklaşık 6-7 dakika yeterli oluyor orta yüksek ateşte. Pişiriyorum. Köfteler kızarırken bir taraftan patateslerim de pişiyor. Yani tam bir sıcak sıcak hamburger menüsü çıkmak üzere. Köftelerimi tekrar çevirip kontrol ediyorum. Gayet güzel ikinci tarafta kızarmış. Artık sevgili hamburger ekmeğimizle buluşturabiliriz. Ekmeğimi önceden tırtıllı bıçakla ortadan ikiye bölmüştüm. Yumuşacık ve tazeler, ancak biraz daha hamburgerin sıcak olmasına yardımcı olması ve de tavadaki lezzeti ekstradan almak için hamburgerimin iç kısmını biraz tavaya bastırıyorum. O güzel yağı, lezzeti geçsin içerisine.
ve tekrardan tabağıma yerleştireceğim. Üzerine öncelikle sırasıyla bir tane kıvırcık yaprağı, hamburger köftesi, bir dilim kaşar, birkaç tane turşu ve bir dilim de domates koyup hamburgerimi tamamlıyorum. Yanına da extra large patateslerimizi koyduk mu hamburger menümüz servise hazır. Ben ketçap mayonezi içerisine eklemedim. Servis zamanı isteyen koysun diye, ama bunu kendi menüm olarak düşünerek patateslerin üzerine mayonez ve ketçap sıktım. Gerçekten arkadaşlar, abartısız söylüyorum, hem ekmeğiyle hem de köftesiyle çok lezzetli bir menü çıkmış oldu. Üstelik kabaca baktığımda neredeyse bir menü fiyatına 3 tane menü evde çıkarmış oldum. Düşük maliyetinin dışında çok daha lezzetli ve sağlıklı bir alternatif diye düşünüyorum. İnşallah siz de dener ve beğenirsiniz. Bu bölümlükte benden bu kadar. Yorumlarınızı beklerim. Beğendiğiniz videolarımı arkadaşlarınızla paylaşıp desteklemeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki bölümde görüşene dek şimdilik hoşça kalın.